İsveç yanlışlıkla komşusu Norveç'e roket fırlattı. Gelişme iki ülke arasında gerilime yol açtı. Çünkü Norveç hükümeti fırlatma işlemi hakkında önceden bilgilendirilmemişti. İsveç'ten fırlatılan araştırma roketi hedefi şaşırdı. Yanlışlıkla Norveç'e düştü. İsveç'in uzay araştırmaları kapsamında fırlatılan roket 250 kilometre yüksekliğe kadar ulaştı. Hemen ardından işler ters gitti. Roket rotasından saptı, Norveç'te dağlık alana düştü. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı açıklandı. Gelişme iki ülke arasında gerilime neden oldu. Norveç makamları İsveç'le acil temasa geçti. İsveç hükümeti roket fırlatma işlemi hakkında önceden bilgilendirmede bulunmadığı için eleştirildi. İsveç'e enkaz çalışmaları için de Norveç'ten onay alınması gerektiği iletildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Loire bölgesine yaptığı ziyarette yine protestoların hedefi oldu. Emeklilik reformu nedeniyle tepki çeken Macron, sendikalar tarafından protesto edildi. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepkiler dinmiyor. Macron, Loire bölgesinde bir sağlık merkezini ziyaret etti. Protestocular onu bekliyordu. Macron'a tencere tava çalarak tepki gösterdi. Polis eylemi yakından izledi ama tansiyon yükselmedi. Protestoculara müdahale edilmedi. Macron geçen hafta da Alsas bölgesine gitmiş ve istifa çağrılarıyla karşılaşmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı tartışmalı emeklilik reformu nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde. Yasa emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e yükseltiyor. Macron halkın büyük çoğunluğunun karşı çıkmasına rağmen yasayı meclisteki ikinci oylamayı bypass ederek geçirdi. Anayasa Konseyi de reformun hukuka uygun olduğuna karar verdi. Konseyin kararı protestoların şiddetlenerek sürmesine neden oldu.